Sofra hazır Murat Bey. İsterseniz gelin, yemekleri de koyarım şimdi. Sağ ol Medine ya. Bu bacakla kaldım böyle. Bir de bana bakıyorsun. Olur mu öyle şey? Zaten başınıza ne geldiyse benim yüzümden geldi. Niye senin yüzünden olsun ya? Yani Songül ablan günahını aldığım için Allah bu musibeti benim başıma verdi. Ama bana olacağına size oldu işte. Bak hala aynı şeyi söylüyor ya. Olacağı vardı, oldu işte Medine. Sağ ol Medine. Ben neyli ver. Çorbayı koyayım ya, çorba içersiniz değil mi? Güzel kızım. Sana da söz vermiştim dışarıda yiyeceğiz diye. Ama unutmadım sözümü. İyileşeyim götüreceğim sizi. Ne gerek var yani, zahmet etmeseydiniz ben zaten alışırım böyle evde yemek yemeye. Hiç gerek yok. Ve haftanın 6 günü gece gündüz bir evde çalışıyorsunuz, nasıl olsun ki? Sen geleli ne kadar olmuştu İstanbul'da? Yani önümüzdeki ay tam 3 sene olacak galiba. Otursana Medine. Alayım ben ilk kuzum. Geç bakalım babacığım. Bismillah. Peki hiç İstanbul'u gezdin mi? Vallahi İstanbul'u gez bitmez ki. Ama şey, Hayriye beni bir kere Taksim'e götürmüştü. Orası gerçekten çok güzel bir yermiş. Bir de Sultanahmet'e götürmüştü yani. Orası da gerçekten o kadar güzel ki Murat Bey. Yani sanki böyle insan oraya görünce şey istiyor, böyle eskilerde yaşamak istiyor. Sanki o zaman insanlar çok daha iyiler, çok daha güzellermiş gibi. Öyle değil mi? Sanki şu telefonlara gömüldükçe hepimiz yalancı olduk. Toplantıdayım yazıyorsun. Mesela konuşmak istemediğin insanı açmıyorsun. Her türlü yalanı söylemek kolaylaştı. Ben onu beceremiyorum gerçekten böyle. İki elim kanda da olsa o telefon çaldığı zaman ben o telefonu açacağım yani böyle. Hani arıyorlar ya bankadan falan reklam yapmak için. Yine de o telefonu açacağım ben. Sanki böyle ayıp oluyormuş gibi o adamlara karşı. Öyle hissediyorum. Tuzu versene Medine. Bir Taksim, bir Sultanahmet. O kadar mı? Boğaz'a falan gitmedin mi? Yani vallahi hiç öyle nasip olmadı ama buraya gelirken, köprüden geçerken görmüştüm aslında. Ha, bir de Songül ablanın mahallesi çok güzel. Oradan böyle uzaktan da olsa denizi görüyorsun yani, gerçekten çok güzeldi. Kim düşünüyor bu saatte? Ben bir hemen bakayım. Gel bakalım kuzum. Gel bakalım. Buyurun. Murat evde yok mu? Evde. Bir çekilirsen kenara. Buyurun, buyurun. Ay canım, ne kadar da büyümüş ya. Gözler aynı Murat'a. Oo, nereden çıktınız siz ya? Baktık sesin soluğun çıkmıyor. Evet, biz de bir hasta ziyareti yapalım dedik. İyi yaptınız. Ayağın nasıl oldu? İyi, iyi, düzeliyor. Hem bak, sen seviyorsun diye suşi aldık. İyi yapmışsınız. Hadi buyurun. Hadi yardım et. Yardım edeyim mi? Gel. İyiyim ya. Bak, seni mi getirdim? Belki iyi görünüyorsun. Nasıl oldu? Oğlum, kadın evi terk etmiş, daha ne olsun? Ay aman canım. Her kavgada küsmede boşanılsaydı. Pardon, biraz daha alayım. Ya aman neyse ne ya. Murat'cığım, ya sen şu bacağını bir iyileştir de. Şu yeni açılan bir balıkçı vardı ya, diyorum ki oraya gitsek. Ya ne yapıyorsun ya? Sileyim hemen. Ya bırak. Bırak, bırak. Dikkat etsene salak şey. Pardon. Ne dedin sen? Ya şu yeni açılan yere gidelim diyecektim de şu... Medine'den hemen özür diler misin? Efendim? Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Medine'den özür dile hemen. Medine? Bu mu Medine? Sen bunun için mi benimle böyle konuşuyorsun? Bu değil. Onun bir adı var. Medine. Ya bu evde saygı sınırları içinde hareket edersin ya da misafirliğin burada biter. Murat. Arkadaşlar uzatmayalım ya. Bir dakika. Şaka yapıyorsun herhalde. Öyle bir halin mi var? İnanılmazsın Murat. Özlem. Şişt, dur saçmalama. Biz de kalkalım artık. Murat. Evet. Oğlum, tekrardan çok geçmiş olsun. Yine haberleşiriz. Görüşürüz.
Hem de uzun zamandır hiç bu kadar kendimde olmamıştım. Oğlum, nasıl kendindesin ya? Karını gönderdin, evde bir başına çocukla kaldın. Annenlere bir şey söylemiyorsun, kimseden yardım istemiyorsun. Evde bir tane bakıcı mı, temizlikçi mi, ne olduğu meşhur bir kızla yaşıyorsun. Bak yanlış anlama da, o kıza da fazla bel bağlamış gibi bir halim var. Ne diyorsun sen ya? Ne gördüysem onu söylüyorum. Sen o kız yüzünden Özlem'i kovmaktan beter ettin. Normal mi bu yaptığın şimdi? Arkadaşın olarak endişe ediyorum. Endişelenecek bir şey yok. Saygısızlık etti, cevabını aldı. Hepsi bu. Bana bak, bu bakıcıyla falan bir şey düşünmüyorsun değil mi? Yani şaka gibi bir şey olurdu. O cahil Cüveyla tiple sen. Daha delirmedin diye düşünmek istiyorum. Ya olur mu öyle şey? Dağ başım burası. Kanun var, polis var. Hadi hepsini geçtim. Ben varım burada. Melina, korkma. Kimse kılına bile zarar veremez. İzin vermem. Allah razı olsun sizden Murat Bey. Vallahi helal olsun Murat Bey. Yanımızda olduğunuzu bilmek çok güzel. Adamlık bu işte. Böyle asacağım keseceğim değil, yanında duracağım. Görüyorsun değil mi? Yalnız ben bir şey anlamadım. Bu abin Aylin'le ayrıldığımızı falan nereden biliyor? Aylin Hanım aramış Medine'nin abilerini. Aylin. Aylin daha ne kadar ileri gidebileceksin Aylin? Anam! Murat Bey! Herkese merhaba arkadaşlar. Üstümdeki parçaları çok beğenmişsiniz. Bence sizin için çok güzel bir link hazırladım. Linki tam olarak şuraya bırakıyorum. Tıklayarak bütün ürünlerimi... Ama şu nargisi böyle çekimin ortasında ya. Batu. Kötü bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi oldu Batu? İnşallah kötü bir şey olmaz. Hani bu adam sakattı. Vallahi ceylan gibi koşuyor ha. Aylin! Aylin! Aç kapıyı aç Aylin aç! Aç Selim! Ne oluyor Murat? Ne bağırıyorsun? Sen nasıl bir insansın ya? Yine nasıl bir insanmışım? Ahlaksız mı? Yalancı mı? Bu sefer hangisiyim? Kötü. Amacın ne senin? Böyle bir rezilliği nasıl yapabildin Aylin? Ne yapmışım? Ne yapmışım ben yine? Ne yapmışım? Ya sen Medine'nin abisini nasıl ararsın ya? Ne hakla öyle iftiralar atarsın? Nergis Hanım, fazla şey yapmayın. İyi misiniz? Değiliz Murat. Bizim burada derdimiz başımızdan aşkı. Sen hala Medine Medine. Nergis bir şey olursa ara beni. Nergis Hanım ne oldu? Doğu kaza geçirdi, hastaneye götürdüler. Anam! Hadi oğlum, hadi. Hadi annem. Nergis Hanım, Batu benden kalsın, yazık, perişan olacak hastanede. Doğru, tamam, kal burada. Hayır ya, ben anne gitmek istiyorum. Lütfen üzme beni, hadi, hadi ya. Nergis hadi. Hanım, Feyyaz Bey'i de arayayım mı? Feyyaz'ı polisler götürdü. Niye, ne oldu? Emmem, her şey el konuldu. Hadi, hadi tutma beni. Hadi, Nergis tutma. Beni ara mutlaka. Bana bak bana, diyeceklerim daha bitmedi. Yaptığın bu rezilliğin hesabını vereceksin. Sen nasıl bir psikopatsın Aylin ya? Yeter be. Siz her türlü fantezinizde her altı yiyin, sonra aile suçlu öyle mi? Pes! Korkma, korkma, korkma. Ne fantezisinden bahsediyorsun Aylin? Zaten hayatında ne zaman kendinden bir başkasını düşünebildi ki? Ama hata bende. Gerçek yüzünü çok geç görebildim. Titriyorsun sen hala. Tamam, sakin ol artık biraz. Nasıl sakin olayım Murat Bey? Tamam, siz şimdi benim için kavga ettiniz, şey ettiniz. Yani Allah razı olsun sizden. Ama Resul abim bir kere geleceğim dedim mi gelir. Ben tanıyorum onu. Gelirse de iyi anne beni bulur. Beni bulursa da beni vurabilir. Ben burada daha fazla kalamam. Ya olur mu öyle şey? Dağ başım burası. Gelmiş olabilir mi? Yani yok. Köyden buraya yol çok uzun. Aradığında yola çıkmış olsa bile anca akşam. Tamam. Sen geç şöyle. Ben bir bakayım. Geç. Oy Murat Bey, kusura bakmayın, rahatsız ettim sizi de şey, ben Medine... Hayriye. Beni anneme götür. Tamam gideceğiz kuzum, bu çocuk da heder oldu böyle, anasına götüreceğim de. Aç lan kapıyı. Kapıyı aç.
Murat. Adamın silahı var. Bak adamın silahı var. Dikkatli ol, tamam mı? Tamam, sen ne konuştuysak onu yapıyorsun. Ne bir eksik ne bir fazla. Hadi sen şöyle geç, gör onu. Geç. Tamam. Hayırdır ya, ne oluyor gece gece? Murat sen misin? Sen kimsin? Bacım Medine. Sen evde çalışıyormuş. Evet. Benim ve eşimin yanında çalışıyor. Ne oluyor? Bana senden tek kalıyor dediler. Murat Bey, Medine'de siz gerçekleri şey yapın diye abisini yani... Sen bir bırak onları. Siz biraz geri çıkın. Sen de o silahı beline koy, ne konuşacaksak öyle konuşalım. Kadınların yanında silah mı çekilir? Silahı çekerim de sıkarım da. Sana mı soracağım lan? Ne oluyor orada? Silah mı o? Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz kocamdan? Sen bu adamın karısı mısın? Evet, karısıyım. Demek bugün beni arayan sendin. Ne münasebet beyefendi? Ben sizi tanımam etmem. Niye arayayım ki? Ben Medine'nin abisiyim. Bugün beni biri aradı. Ben Murat'ın karısıyım. Biz boşandık. Medine Murat'la ikisi bir evde kalıyor. Ahlaksızlık yapıyor dedi. Ay yok artık. Ne ayrılması? Küçük bir kızımız var bizim. Hatta yakında yeni bir çocuğumuz daha olacak. Değil mi sevgilim? Medine'de kızımıza bakıyor. Peki o telefon? Sizi kimin aradığını bil... Bak kardeşim, biz telefon falan bilmiyoruz. Önce sen o silahı beline bir koy. Yoksa bak polis çağıracağım. Allah Allah. Ben anlamadım şimdi. Beni kim aradı? Bu yalanı Medine'nin yerine göz koyan başka bir bakıcı uydurdu. He? Medine'yi sepetleyip onun yerine kendi geçmek için, ha? Evet. Geçenlerde evlerden birinde de aynı şey yaşanmıştı da oradan aklıma geldi. Böyle birbirlerinin ayaklarını kaydırıp yerine geçmek gibi düşünün. İstanbul'umuza sıradan bir kariyer planlaması. Allah Allah. Ben de böyle anlamadan, dinlemeden çıktım karşınıza. Ya öyle işte, ne insanlar var. Böyle namusunla çalışan kişilere iftira atıyorlar. Sonra bir telefonla onların hayatları mahvoluyor. Bunları böyle alacaksın, kaynayan kazana atacaksın. Değil mi Aylin Hanımcığım? Ben duyunca tabii bu işi atlayıp gelmem icap ederdi. Bilemedik yalan dolan. Bize ters bu işler. Bir başına bekar bir adamla... Neyse. Kusura bakmayın beyim. Bacım, siz de kusura kalmayın. Aman, tatlıya bağlandı ya, gerisi hiç önemli değil. Aslında önemli yani gerisi de. Bak Resul, bu işler böyle olmaz. Medine senin kardeşin. O aklına getirdiğin şeyleri yapabilecek en son kişi. Önce kardeşini bir tanıyacaksın. Ona güveneceksin. Kim ne derse desin, dışarıdan nasıl görünürse görünsün... böyle eşkıya gibi çıkıp gelmeyeceksin. Hem böyle töreydi, namuslu kimsenin bunları diline dolayıp da... hayatları karartmasına izin vermeyin Resul. Önce insan olmayı öğrenmek lazım. Gerisi yalan dolan. Boş. Neyse. Ben gideyim. Daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Pardon. Siz köye gelip dönüyorsunuz. Yok. Biraz daha buralardayım. Ben abimi getireyim.
Çünkü en son yürüyorum. Murat, Murat. Öyle yapma lütfen. Bize bir şans daha versen. Emine'nin çok küçük annesine ihtiyacı var. Bunları daha önce düşünecektin Ali. Murat dur bir iki dakika ya. Böyle höt söt deyip gidince bütün problemler çözülüyor mu? Hem annemin ne kadar iyi bir avukat olduğunu biliyorsun sen. Dava açmışsın. Annem bütün gücüyle şimdi sana saldıracak. Hem evin velayetini alacağız biz her türlü. O zaman ne yapacaksın? Yine böyle kestirip atabilecek misin? Babasını aldatan anneye mi verecekmiş mahkeme çocuğu? Hakim her zaman anneden yanaymış. Ayrıca ben seni aldatmadım Murat. Elinde o fotoğraflardan başka sunabileceğim bir kanıt yok. Ki o fotoğraflarda da bir şey yok. Çünkü öyle bir şey yok. Ne diyorsun sen Aylin? Beni tehdit mi ediyorsun? Hayır. Hayır, tehdit etmiyorum Murat. Sadece sen ilgisiz yapamazsın, biliyorum. Bir kere daha düşünsen, konuşsak. Düşünecek bir şey yok Aylin. Bunu mahkemede hesaplaşacağız. Murat bir dakika dur ya. Yine kestirip atıyorsun ki Murat. Yine kestirip atıyorsun. Ya biz ne zaman seninle iki medeni insan gibi oturup konuşabileceğiz? Problemlerimizi çözebileceğiz? Nereye? Ha yani seninle işimiz bitti. Kovuldun diyorsun öyle mi? Aylin lütfen. Medine, bize biraz izin verir misin lütfen? Aylin, lütfen. Daha fazla kırmayalım birbirimizi. Daha ne konuşacağız? Tamam. Boşanalım. İstersen anlaşmalı boşanalım. Ama Nil için aynı evde kalalım biraz. Yoksa ya sen ya ben onu göremeyeceğiz. En kötüsü de ne biliyor musun? Nil daha anne baba demeden. Yani ne bileyim Murat. Bir süre daha aynı evde. Sen niye söylemiyorsun bana hasta olduğunu durup durup bayıldığını? Her abim söyledi. Ben sonra ararım. Konuşsaydın. Şey kusura bakmayın. Aylin Hanım gitti mi? Ben onu duymayınca öyle şey edemedim. Gitti mi? Şimdi gitti. Ne alacaktınız ben verseydim? Ben alırım sağ ol. Ne oldu sana? Abin gitti bitti işte. Niye ağladın yine? Yani yok ben abime ağlamadım. Kardeşim Esma'ya ağladım. Hastaymış da. Yani benim de haberim yoktu. Abim söyledi işte. Şey Murat Bey kusura bakmayın yine bugün sizin dertlerimle böyle boğdum. Yok yok olur mu öyle şey canım? Sen gel şöyle bir otur. Gel bir sakin ol otur konuşalım. Nesi varmış kardeşinin? Hastaymış böyle durup durup bayılıyormuş. Üniversite hastanesine götürü demiş oradaki doktor ama kimse götürmemiş. Neydi kardeşinin adı? Esma. Tamam, sen hiç canını sıkma. Esma'yı buraya getirtiriz, tahlillerini yaptırırız. Benim çok iyi uzman doktor arkadaşlarım var. Sağ olun Murat Bey. Hadi artık daha fazla üzme kendini. Sana söz. Esma için en iyisi neyse onu yapacağız. Gel buraya gel. Sakin ol. Tamam. Bir derdin olursa kendini yalnız hissetme. Ben varım. Tamam mı?
Nine bakayım. Evet kuzum. Evet kuzum. Evet. Geldin mi? Ha. Merhaba Murat, ben de. Yardım edeyim. Yok, ben yaparım. Siz tam iyileşmediniz de. Sağ olun Murat Bey. Bir şey mi istemiştiniz Murat Bey? Şey diyecektim. Sen bugün öğlen hiç yemek hazırlama. Nil'i de alalım, dışarı çıkalım. Kaç gündür evde otur otur, canım sıkıldı. Hem Nil de hava almış olur biraz. Yani ben gelmesem... Sen gelmezsen olmaz. Yani bu bacakla orada Nine tek başıma nasıl bakayım? Daha tam iyileşmedi. Şey biliyorsunuz abim yeniden dönmedi. Şimdi bizim üçümüzü böyle yan yana görürse şey olur yani. Seni götüreceğim yerde. Yani sizi götüreceğim yerde abinle karşılaşmayacağım zemin olabilirsin. Yani böyle daha şık bir yere mi gideceğiz? Ona göre mi giyinelim? Yani ben Nine'yi ona göre mi giydireyim ben? Evet. Yani hoş Nine'yle giyse çok yakışır ama... sen yine dışarıda yiyecekmişiz gibi giydir. Yani sen bilirsin. O zaman ben Nine'yi hemen giydireyim. Bakalım. Nil yani. Kıyafeti çok yakışmış. Murat Bey. Efendim Melina. Ben şey diyecektim size. Yani çok sağ olun öyle. Nil'i beni gezmeye götürmek istediğiniz için gerçekten çok mutluyum. Teşekkürler. Hadi gidelim o zaman. Aylin. Niye öyle bakıyorsun? Yanlış bir zamanda mı geldim? Yok da şaşırdım yani. Beklemiyordum. Niye? Geçen gün konuştuk yani Murat. Tamam konuştuk da mahkemeden sonra demiştik. Böyle hemen geleceğini düşünmemiştim ben. Ha bugün ha yarın ne fark eder ki? Yani senin için de sakıncası yoksa tabii. Siz bir yere mi gidiyordunuz? Evet gidiyorduk. Nereye? Ha pardon yani ben öyle boş bulundum sordum bir an. Beni ne ilgilendirir ki değil mi? Aşkım, canım, kızım benim, prensesim, anneciğim nasıl özledim seni. Bakayım ben bir güzelime ya. Allah'ım öpeyim. Murat Bey lütfen şimdi gitmeyelim. Biz niye planımızı değiştiriyoruz Medine? Ne olursunuz gitmeyelim. Murat. Ya baksana şuna nasıl özlemiş annesini görüyor musun? Nasıl mutlu, nasıl gülüyor yüzü. Saçlara bak. Pardon ya. Siz çıkıyordunuz değil mi? Yani Nil'i vereyim mi? Nil'de götürecek misiniz? Yok yok tamam. Vazgeçtik. Tamam yani ben engellemeyeyim sizi diye söylemiştim. O zaman ben biraz Nil'i seveyim, hasret gidereyim. Yönel uçuyor. Yönel uçuyor. Hafızı bak. Teşekkürler Medine. Murat ne yapıyoruz? Yani ben eşyalarımı nereye yerleştireyim? Hangi odaya geçeyim? Şöyle yapalım.
Sen yatak odasına geç, ben misafir odasına taşınırım. Ay olur mu canım öyle şey? Ben misafir odasına geçerim. Hiç sorun olmaz benim için. Yok Aylin, tamam uzatmayalım. Medine, sen Aylin Hanım'ın eşyalarını yatak odasına çıkar. Daha sonra da benim kıyafetlerimi misafir odasına taşırız seninle. Hatta dur Medine. Sen şimdi tek başına onları nasıl taşıyacaksın? Ben de sana yardımcı olayım. İyi ama ayağınız. Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben de bunu çekeyim. Tamam yavaş, yavaş. Medine. Dur, dur bir dakika. Aylin'le aranızda geçen onca şeyden sonra bu yeni durumun senin için çok zor olduğunu biliyorum. Ama geçici bir durum bu. Hem senin abin etraftayken bir arada olmamız daha iyi. Hem Nil için de biraz böyle olacak. Ama ayrılacağız. Kesin. İlk mahkemede boşanıyoruz. Siz nasıl uygun görürseniz Murat Bey. Bana ne demek düşer ki? Ya yok yani... Sen de bil istedim. Aklına başka bir şey gelmesin. Yani bana açıklama yapmanıza gerek yok. Ben gidip diğer bavulu alayım. Murat, sen burada mıydın? Bir üstümü değiştirip işe gideceğim. Şu sakatlık yüzünden bayağı ihmal ettim. Tabii haklısın. Bayağı yığılmıştır işlerin şimdi. Ben aşağıdayım. Medine? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim Murat Bey. Aylin mi bir şey dedi yoksa? Yok yok. Eşim de çıktı buradan gördün. Yok öyle bir şey Murat Bey. E bu halin ne o zaman Medine? Şey Esma yani Esma'ya üzüldüm o bildiğiniz konular işte. Şimdi müsaadenizle ben gidip Nil'in mamasını hazırlayayım. Ay herkes eğleniyor bir tek ben eve tıkılıp kaldım. Anladım. Anladım. Tamam. Geliyorum ben de şimdi. Heh. Tamam. Murat'cığım gidiyor musun? Kolay gelsin. Evet. Medine nerede? Onun temizlikçi arkadaşı geldi. Onunladır. Bayılıyorlar böyle işten kaytarıp lak lak yapmaya. Aylin, sen kıza bir şey demedin değil mi? Az önce bir garipti. Ay Murat ne diyeceğim ben çalışan kıza? Anca işten kaytarırsa ona müdahale ederim. Onun dışında oturup ne konuşacağım ki ben çalışan kızla? Ve ne yapıyordunuz o zaman içeride? Nil'in doğum günü yaklaştı ya, onunla alakalı işlerle ilgileniyorduk. Ha. Murat, şey diyeceğim. Ben diyorum ki böyle kızımıza bir doğum günü partisi düzenleyelim. Ama öyle kalabalık değil. Aile arasında akrabalar, kuzenler, eş dost falan ne dersin? Aylin, şimdi böyle berabermişiz gibi saçma olur yani. Gerek yok. Sen ne istiyorsan onu yap. Ama beni karıştırma. İleride kızın doğum günü fotoğraflarına baktığında anne babasının kendisi için bile yan yana gelemediğini görünce ne hisseder hiç düşündün mü? Ben sana söyleyeyim. Yaşadım da oradan biliyorum. Ömürlük sevilmeme korkusu. Sen nasıl istersen öyle olsun. Bir kere daha düşünürsen kızın için iyi olur bence. Sus be, sus. Medine. Ben de sana bakmıştım Medine.
Aylin çıktı deyince. Hey, ben de şimdi eve geçecektim Murat Bey. Bir şey lazım mıydı? Ha yok, ondan demedim. Tamam, neyse sen kal istediğin kadar. İyi günler. İyi günler Murat Bey. İyi günler Murat Bey. Vallahi her zaman derim. Bu sitede en fazla beğendiğim, en güvenilir ev sahibi sizsiniz. Vallahi patronların içinde en iyisi sizsiniz ama... demek sizde de saat iki kere yanlışı gösteriyor. Nasıl? Yok bir şey Murat Bey, yani şeyi diyor, yani siz iyi gibisiniz demek istiyor. Yani iyi gibisiniz değil, yani iyi insansınız demeye çalıştı demek istedim. Anlamadım da neyse, tamam. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler Murat Bey, hayırlı işler. İyi günler. Hoş geldiniz Murat Bey. Nasılsın Medine? Sağ olun. Bugün bahsettiğim öbür doktor arkadaşımla konuştum. Bir konferans için yurt dışındaymış ama iki güne kadar gelecek. Gelir gelmez de Esma'nın tahlillerine o da bir bakacak. Çok şükür, Allah razı olsun Murat Bey. Yani Esma iyi olsun da ben daha ne isterim ki? Olacak, merak etme. Ne gerekiyorsa yapacağız. Murat, hoş geldin. Senin için kendi ellerimle muazzam bir sofra hazırladım. Bayılacaksın. Hadi gel yemekleri soğutmayalım. Şey, sofrayı ben hazırlayacağım deyince... Anladım Medine, tamam. Bu ne Aylin? Yemek. Hani ben şimdi eve döndüm ya, belki böyle biraz bir şeyler yiyip sohbet ederiz diye düşündüm. Aylin, sen bu eve geri dönerken biz aramızdaki bu durumu çok net konuştuk değil mi? Yakın zamanda boşanacağız ama bu süreçte kızımız için aynı evi paylaşan iki yabancı olacağız dedik, değil mi? Evet Murat, ama yani... Ha bir de Medine'nin abisi var tabii. Telefonla aradığın hani, o iş sakinleyinceye kadar dedik, kimse zarar görmesin diye dedik. Yani ben senin bu evde kalmanı iki sebepten kabul etmedim mi? Böyle konuşup anlaşmadık mı? Hatırlıyorsun, farkındasın değil mi? Evet, ben... O zaman bu ne böyle Aylin şimdi? Sanki sen beni aldatmamışsın gibi, gerçek mutlu bir aileymişiz gibi... böyle çiçekler koymalar, sofra hazırlamalar, özenmeler filan... Sen yanlış anladın Murat. Ben barışmak için değil. Hani uzun zaman görüşmedik ya, belki konuşacak şeylerimiz birikmiştir diye. Aylin, sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranma. Bizim seninle sohbet edecek, konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Senin yaptıklarından sonra tükettik. Anlıyorum ama sen de şunu unutma. Biz karı kocadan önce anne babayız. Ortak konumuz da kızımız. Nil'in iki gün sonra doğum günü biliyorsun. Hani ben ne yapsak diye konuşmak istedim seninle. Ben hava durumuna baktım, hava çok güzelmiş. Belki bahçede güzel bir sürpriz doğum günü partisi yaparız. Ne dersin? Nasıl istiyorsan öyle yapaydın. Ama bu evde geçici olarak bulunduğunu lütfen unutma. Her şey yoluna girince gideceksin. Güzel kızım. Gel bakalım babaya bir buçuk ver. Medine, o yurt dışındaki doktor arkadaşımla konuştum az önce. Esma'nın tahlillerini incelemiş. Ne dedi? Zaten net bir şey söylemedi. Başka detaylı testler de istedi. Şimdi ben senin telefonunu atacağım o testleri. Esma acaba onlar orada yaptırabilir mi? Olmadı buraya getirtiriz. Ben hallederim biletini filan. Ama yani niye başka test istiyorlar ki? Siz şimdi o kadar test gönderdiniz. Onlar yetmiyor mu? Yani acaba kötü bir şey mi var Murat Bey? Hemen telaşlanma Medine. Doktorlar emin olmak için daha fazla veri isterler. İyi bir şey bu. İyi mi diyorsunuz? Ve iyi tabii. Ve iyi bir doktorun ellerindeyiz her şeyden önce. Öyle mi diyorsunuz? Evet, bana güven. Doğru teşhis, doğru tedavi için önemli. Esma da bir an önce iyileşir. Böyle detaylı bakması daha iyi yani. Korkacak bir şey yok Medine. Sağ olun Murat Bey. Siz çok çok iyi bir insansınız. Sağ olun. Şey Aylin Hanım, benim Esma, yani kardeşim biraz rahatsız da sağ olsun Murat Bey de yardımcı oldu öyle. Doktor Bey de bize şey deyince... Tamam Medine, açıklama yapmana gerek yok. Medine kardeşin mi hasta? Çok geçmiş olsun. Gerçi Murat yardımcı olmuştur ama benim de çok doktor arkadaşım var. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Sağ ol.
Hadi ben çıktım. Murat, şey diyeceğim. Dilim partisine geliyorsun değil mi? Doğum günü partisi. Ben annenleri de çağırdım. Şimdi bizim boşanma durumundan haberleri yok ya. Sonra da şey olmaz. Annemleri de mi çağırdın Aylin? E tabii çağıracağım Murat. Torunların doğum günü partisi. Aylin ya. Murat. Murat. O parti bir deneye de buluyoruzcak. Bak bir yandan abisi bir yandan kardeşi. Sarsıldı kaldı kız. İşlerimi halledebilirsem gelirim. Olmadı başka zaman biz bir pasta keseriz. Sen beni bekleme yani. Benim durumum belli olmaz. Tamam. Anam 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 anam. Kız kopacak mı Yunus? Biz şeker yemiyoruz. Haydi haydi. Niloş Niloş. Nerede Niloş'un nerede Niloş'un kopacakları nerede? Medine. Ne kadar güzel olmuştu. Kızım da çok güzel olmuş tabii. Partinin en hoş hanımları burada toplanmış. Gel bakalım babaya küçük hanım gel. Geliyorum ben. Ha? Muratçığım. Hoş geldin. Nasılsın hayatım? Annen nerede geldi? Misafirler de seni soruyordu. Şu taraftalar hatta istersen gel bir selam verelim. Sen geç istersen. Siz ne yapıyorsunuz burada? Geçsenize mutfağa. Bir sürü garson var. Onlar zaten hallederler. Hadi mutfağa. Muratcığım, annenler şu taraftalar. Abartma istersen hadi. Nasıl olmuş parti peki? Beğendin mi? Güzel. Pastayı görmen lazım. Çok uğraştım ama değildi. Kızım benim. Ben sana içeride bekle demedim mi? Sen ne yapıyorsun hala burada? Hayır yani Aylin Hanım ben... Ne sen? Ne sen? Sana burada ihtiyaç yok. Mutfakta bekle. Medine burada kalacak. Ben söyledim çıkmasını. Elin pastası kesilirken yanında olacak. Tamam Muratcığım. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Anne lütfen çocuk gibi davranma bana. Gayet sakinim. Muhtemelen sandığın kadar salak da değilim. Tamam. Çıkıyorum şimdi. Orada görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Hazırlanmışsın. Vallahi düğün günü bile bu kadar hevesli hazırlanmamıştım Murat. Boşanmaya giderken maşallah. Aylin komik mi bu şimdi? Değil mi? Hayatım boşanıyoruz diye düşman olmak zorunda değiliz. Ara sıra espri yapabiliriz bence. Ben Nil'i öpeyim öyle görün. Bu saate Nil mi kalır? Çoktan aşağıya indi o. Melih'ine kahvaltısını yaptırıyor. Doğru. Evet. Ben de aşağıda öperim kızımı. İki gün ayrı kaldık. Kızımın bütün düzeni bozuldu. Neyse. Toparlayacağız artık. Günaydın. Günaydın. Aferin Nile. Gel bakalım babacığım bana bir öpücük ver. Oh. Medine. Biz Aylin'le mahkemeye gidiyoruz. Bugün de biliyorsun. Evde bir şeye ihtiyaç var mı? Yok siz bizi hiç merak etmeyin Murat Bey. Tamam. Günaydın. Tamam hadi çıktık biz. Aylin hadi. Kızım, aşkım benim ya haber. Gelince görüşürüz. Bekle Niloş, hemen geliyorum. Yardım edeyim ben, Murat Bey. Ben telefonumu unuttum ya. Bana bak. Boşanıyoruz diye boşuna sevinme. Niye sevineyim Aylin Hanım? Bilmem artık. Haberin olsun. Nil'in velayetini alacağım. Murat her kadından vazgeçebilir ama kızından asla. Kızından asla.
Aklı da bende olduğuna göre. Ver canım, sağ ol. Vermediğini ben aldım. Ben de hallettim. Murat Bey. Ha. Ben şey soracaktım size, bizim Songül ablamızın beyinin cenazesi var da bugün. Ben de gitsem olur mu acaba? Ay, başına sağ olsun Medine'ciğim. Git tabii, değil mi Murat? Olur mu öyle şey? Benim ne olacak? Onu da yanımda götürürüm diyecektim. Ve şimdi cenaze, mezarlık falan çocuk için uygun olmaz. Hem hava da soğuk, üşütmesin. Senin için de uygunsa yani gitmesen olmaz mı? Haklısınız Murat Bey. Olur tabii. Hadi Aylin. Sağ ol. Anne, bize biraz müsaade eder misin? Pardon, bir müsaade eder misiniz? Buraya kadarmış ha? Öyle. Evlendiğimiz gün yine yan yana böyle bekliyorduk. Ama hakimi değil. Nikah memuru. Hatta nikah memuru geçkince ben böyle bayağı panik olmuştum. Ortalığı ayağa kaldırmıştım. Hatırlıyor musun? İnsan bazı şeyleri bitirince kendi içinde muhasebesini yapmaya başlıyor. Ben o dediklerini buraya gelmeden çok önce yaptım Aylin. Murat, ben böyle düşününce yani geçmişte ikimize, bizi bir şeyler hatırlıyorum. Keşke bazı şeyleri böyle hızlı tüketmeseydik. Bizi tüketen sen oldun Aylin. Yaptıklarınla geçmişi de bugüne de paramparça ettin. Şimdi o parçaları bir araya getirmeye çalışma. Eskisi gibi olmaz. Kusura bakma. Davadan önce avukatımla görüşmem lazım. Peki Murat. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Bir de kızınız var. Evet Sayın Hakim. Daha yeni bir yaşına girdi. Aylin Asiloğlu. Buyurun Hakim Bey. Evet kızım, sen ne diyorsun Murat Asiloğlu'nu açtığı davaya? Senle boşanmak istiyor musun? Ben kocamı seviyorum Hakim Bey. Biliyorum. O artık bana aynı duyguları beslemiyor. Bunun da farkındayım. Ama denedim. Eskisi gibi olmak için denedim. Olmadı. Kabul ediyorum Hakim Bey. Anlaşmalı boşanma talebini kabul edeceğim. Ona daha fazla zorluk çıkarmayacağım. Ona zorluk çıkarmayacağım diyeceksin. Murat ne istiyorsa kabul etmiş gibi görüneceksin. Anne sen delirdin herhalde. Ben niye Murat'ın ekmeğine yağ sürüyorum ya? Öyle olunca hakim bizi tek celsede boşayacak. Boşamaz. Bu hakimi gayet iyi tanıyorum. Aile kurumunun kutsallığına inanan bir adam o. Nasıl diyeyim? Hani böyle can çıkmadıkça umut kesilmez gibi tip. Senin kocanı hala çok sevdiğini anlarsa sizi asla boşamaz. Sen şey diyorsun, hem Murat'a sözümüzü tutmuş gibi yapacağız, hem de suçu hakime atacağız. Gereği düşünüldü. İki tarafında
biraz daha düşünebilmesi için duruşmayı ertelemeye karar verdi. Çocuğun velayetini ise geçici olarak anneye veriyorum. Üzülmez. Her şey bizim lehimize. Beklettim, kusura bakma. Duruşma tarihini ancak alabildim. Bunlar da dosyalar. Peki bir dahaki duruşmaya bu iş çözülür mü? O tabii olabilir. Murat. Hakime bağlı. Ne kadar ayıp. Sen evliliğinden iş diye mi bahsediyorsun? Her şeyden önce benim kızım sana bir evlat verdi. Bunun için bile saygı duyman gerekmiyor mu? Evliliğin ne demek olduğunu siz önce kızınıza anlatın bence. Hakimin pek sevdiği aile kurumuna ihanet eden oydu. Murat Bey, yapmayın. Anne tamam. Uzatmayalım. Murat gördün. Ben boşanmayı kabul ettim. Hakim duruşmayı erteledi. Bunun için de beni suçlamazsın artık. Merak etme. Bir sonraki duruşmada boşanmış oluruz. Üzülme. Ama bizim konuşmamız gereken farklı şeyler var. Mesela Dil'i ne zaman görmek istersin? Hafta içi mi? Hafta sonu mu? Bence önce onları planlayalım. Ben kızımdan ayrılmak istemiyorum. Yok Murat'cığım, o işler öyle olmuyor. Olmuyor. Yani hem pastam dursun, hem karnım doysun. Olmuyor öyle. Aylin, biz bu konuyu seninle daha sonra yalnız konuşuruz. Eve geçiyorum ben. Tamam. Annemle yemek yiyeceğim. Sonra eve geleceğim. Konuşuruz. Neyse. Bu adam seni hem kalbinde hem aklında çoktan bitirmiş. Ben 2 dakikada fark ettim. Sen bunu göremiyor musun? Anne tabii ki de görüyorum. Salak değilim ben. Ayrıca bir adamın peşinden bu kadar koşacak kadar gurursuz da değilim. Merak etme. Peki ne yapıyorsun böyle? Benim Murat'la ilgili başka planlarım var. Göreceksin. Hakim duruşmayı erteledi. Boşanamadık. Hayırlısı olsun. Hayırlısı bu değil mi Dina? Sen ne biliyorsun? Bir de hakim üstüne geçici velayetini Nil'in annesine verdi dava bitene kadar. Nasıl yani? Biz şimdi Nil'i göremeyecek miyiz? Nil hep annesinde mi kalacak Murat Bey? Şimdi değil. Ama ayrılınca. Belli ki hakimin kararı da o yönde olacak. Şimdiden ona verdiğine göre avukat da öyle düşünüyor. Nil'i almamız zor görünüyor. Yani bunun hiçbir yolu yok mu? Yani Nil'i vermememiz için... Yani sizin Nil'den ayrılmamanız için. Aslında bir yolu var Medine. Nasıl bir yol? Avukat aldatma olayını kanıtlayabilirsek velayeti alabiliriz dedi. Sana daha önce de sormuştum Medine. O gün eve geldiğinde onları nasıl gördün diye. Yani bir şey hatırlıyorsan, şahitlik edersen Nil bizde kalabilir. Yani yok, ben anlattım size. Ben hiçbir şey bilmiyorum Murat Bey. Kusura bakmayın ben. Madem velayeti için savaşırım diyorsun, madem bu konuda bu kadar kararlısın... biz ne konuşuyoruz o zaman Aylin? Murat bir sakin olur musun lütfen? Bak beni korkutuyorsun. Otur şöyle bir. Kızımız için konuşmaya çalışıyoruz iki medeni insan gibi. Oturur musun lütfen? Otur. Madem Nil için bu kadar endişelisin... onun için bir şans daha verelim o zaman biz ne? Murat, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Senden asla vazgeçmediğimi de biliyorsun. Tamam, haklısın. Ufak tefek sorunlar yaşadık. Ama bunlar her evlilikte olan şeyler. Her evlilikte olan şeyler mi? Aylin, sen beni aldattın ya, aldattın. Şimdi geçmiş karşıma pişkin pişkin bunları nasıl söylüyorsun? Bırak tekrar denemeyi. Ben seninle aynı ortamda bulunmayı bile istemiyorum. Tamam. Tamam Murat, beni istemiyorsun, anladım. Ama bu kadar kırıcı olmana gerek yok.
Sonuçta benim de bir gururum var. Her ne kadar kızım için ayakları altına alsam da. İnan ki kendim için değil istediğim hiçbir şey. Her şeyi kızımız için istiyorum. Sırf o annesiz babasız büyümesin diye. Yuvası yıkılmasın diye yapıyorum ne yapıyorsam Murat. Aylin sen beni çıldırtacak mısın ya? Ne dediğin belli değil. Bir öyle söylüyorsun bir böyle söylüyorsun. Hem keşke Nil'i daha önce de bu kadar düşünseydin de belki gidip başka bir adamla... Ben seni aldatmadım Murat. Bunu sana ispat da ettim. Ama senin gözün kör olmuş durumda. Çünkü bana inanmamak işine geliyor. Çünkü sen beni aldatıyorsun. Başka biri var değil mi? Doğru söyle bana. Ben de söylesem bir kulağından giriyor bir kulağından çıkıyor. Kızım da ben de senin umurunda değiliz. Aylin sen iyice saçmalıyorsun artık. Ayrıca benim hakkımda böyle abuk subuk şeyler uydurmayı da bırak. Benim kiminle ne yaptığımdan sana ne ya? Seni ne ilgilendiriyor? Yok Murat. Yok. Bu evliliği ben değil sen bitirdin. Yuvamızı ben değil sen yıktın. Sırf o kadınla beraber olmak için yapıyorsun bize bunları değil mi? O yüzden ayrılıyorsun benden. Yeter. Kafanda kurduğumuz saçmalıkları daha fazla duymak istemiyorum artık. Boşanana kadar aynı çatı altında çocuğunun yanında kalmanı kabul ettim. Ama belli ki yanılmışım. Murat. Murat tamam. Tamam. İstersen ben Nil'i alıp bu gece annemle kalayım. Ne dersin? Ne Nil'i alıp gitmesi gece gece ya? Sabah olsun bakarız. Murat, güzel çıkmışsın. Bayağı da fotojeniksin ha. Ama son bir işim kaldı. Alo. Güner anneciğim nasılsınız? Ben hiç iyi değilim. Murat benden ayrılmak istiyor. Hem de evdeki temizlikçi kıza aşık olduğu için. İnanamıyorum gerçekten. Yuvam yıkılmak üzere. Ben küçücük çocuğumla ortada kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olur yardım edin bana. Gerçi Murat davada ne olduğunu anlatmıştır sana. Ama anlatmadıysa bir de benden duy. Nil'in velayetini hakim bana verdi. Peki bundan sonra ne olacak biliyor musun? Gerçi sen o mercimek kadar beynine hiçbir şeyin farkında değilsin ama bir de benden duy. Benimle böyle konuşmayın Aylin Hanım. Nil'i Murat'ın elinden alacağım. Dolayısıyla senin de. Sen de bundan sonra kendine başka bebekli baba bulup bu ucuz numaralarını ona çekersin. Senin bu hikayedeki yerin bitti. Şimdi gidebilirsin. O zaman gidip Nil'e bakayım. Bak. Bak tabii. Nasıl olsa son bakışın. Aylin yeter. Seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Medine. Murat Bey, eğer müsaitseniz size bir şey anlatmam lazım. Tabii tabii gel. Otur şöyle gel. Gel otur. Yok iyi böyle. Hani siz bana demiştiniz ya. Ne hatırlıyorsan anlat demiştiniz. Evet. Bu çok önemli Medine. Yani ne biliyorsan, ne hatırlıyorsan lütfen anlat. Bizim arkadaşımız Meryem'i kaybettiğimiz o gün ben eve erken gelmiştim. Aylin Hanım da yani o adamla yan yana kanepede oturuyorlardı.
Eğri çok yakın oturuyorlardı. Medine? Yani öyle işte. Öpüşüyorlardı Murat Bey. Tamam Medine, sakin ol. Sen doğru olanı yaptın. Peki bu bana anlattıklarını, gördüklerini mahkemede, hakimin karşısında da anlatabilir misin? Sağ ol Medine. Sağ ol. Ben başta hiç ihtimal vermedim. Bir anda temizlikçi kadın, bir anda Murat. Ama işte anlattığım gibi oldu maalesef. Yapmaz. Benim oğlum öyle şey yapmaz. Sen yanlış görmüşsündür, yanlış anlamışsındır. Murat o tıynette biri mi? Hele bir de kurulu düzeni, yuvası, bebeği varken. Olmaz. Ben de öyle diyordum anneciğim ama neyse, siz kendi gözlerinize görünce bana hak vereceksiniz zaten. Murat o temizlikçi kadına farklı bir yakın davranıyor. Anne, göreceksiniz. Göreceğiz. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Yeter ki afiyetsin. Güner anneciğim, ben size bir şey söylemek istiyorum. Acaba benim sizi buraya çağırdığımı Murat'a söylemeseniz olur mu? Sonra iyice tavır alacak bana çünkü. Merak etme kızım. Ben neyi nerede diyeceğimi bilirim. Tabii anneciğim. Tamam. Tamam, sen raporları masama bırak. Ben gelince hepsini kontrol edeceğim. Tamam. Anneciğim. Ben çıkıyorum. Akşama çok geç kalmam. Medine'de gelmiş olur zaten. Akşama güzel bir yemek yeriz. Yeriz, yeriz. Sen bir git gel Allah'ın izniyle. Tamam. O zaman akşama görüşürüz anneciğim. Murat. Efendim anne. İyi misin oğlum sen? Yolunda mı her şey? İyiyim anneciğim. Ne oldu ki? Bir şey olmadı, öyle sordum. Geçen torunumun doğum gününde bir sürü olay oldu. Komşularla falan ilgili. Konuşamadık seninle. Ona bir sorayım dedim. Ve karını iyi görmedim. Anne, ailem mi aradı seni? Yok. Oğlumun evine gelmek için gelinimin davet etmesi mi gerekiyor? Olur mu öyle şey anneciğim? Öyle demek istemedim. Ne zaman istersen çık gel tabii. Benim başımın üstünde yerim var. Ama şimdi çıkmak zorundayım. Akşama geldiğimde konuşuruz, olur mu? Tamam yavrum. Sağlıklı, sıhhatle git işinin başına. Hadi bakalım. Aylin, bir bakar mısın? Gidiyor musun? Sen anneme durumumuzdan mı bahsettin? Ondan mı geldi? Ne alaka Murat ya? Sende bir şey olsa hemen benden bileceksin. Ben hiçbir şey anlatmadım annene. Nereden biliyor o zaman koptuğumuzu? Biliyor yani, belli. Sen de biliyorsun değil mi Aylin? Biz seninle koptuk. Biliyorum Murat, merak etme. Her gün mahkemelerce süründüğümüz için. Annen de nereden duydu bilmiyorum. Ama ben hiçbir şey anlatmadım. Belki avukatın anlatmıştır. Sonuçta aile avukatınız değil mi? Hem sen zaten bu olayı ne kadar daha saklamayı düşünüyorsun ki? Neyse tamam, konuşuruz. Babel bir dağdanmış, bağ girdim bağ budanmış. Babel bir dağ... Vay 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 vay. Bakıyorum da keyfin yerinde. Çok şükür Aylin Hanım. Hı. İyi. Güner anne seni yanına çağırıyor. Bir şeyler konuşacakmış. Bir şey mi istedi? Ay ne bileyim ben Medine. Git bir bak istersen. Nil uyuyor zaten. Ben kızımla ilgilenirim. Sen git.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.